Kimya deyince birçoğumuzun gözünde bunun gibi bir görüntü canlanır. Kimya demek bir laboratuvarda karmaşık formüllerle çalışan bilim insanları ve içinde çeşitli kimyasallar olan tüpler demektir. Hatta bu tüplerin içindeki sıvılar kaynar ve renk değiştirirler. Belki bir çılgın profesör bile hayal edebiliriz öyle değil mi? Kimilerin arası matematikle benden daha iyidir ve kimyayı kimyasal denklemlerle özdeşleştirebilirler. Bir takım maddelerin tepkimeye girerek yeni maddeler oluşturması akıllarına gelebilir. Bazılarının kafasında çeşitli moleküllerin farklı şekillerde temsil edildiği modellere gider. Veya kimileri kimyayı elementlerle ve periyodik tabloyla hatırlarlar. Aslına bakarsanız hepsi de haklı çünkü tüm bunlar kimyanın önemli birer parçası. Ama bu videoda size kimyanın en temelde neyle ilgilendiğinden bahsetmek istiyorum. Kimya içinde yaşadığımız gerçekliği anlamamıza yardımcı olan, bu gerçeklikle ilgili öngörüler ve modeller oluşturabilmemizi sağlayan bilimlerden biri. Kimya sınıflarının duvarlarında gördüğümüz periyodik tablo ile ilgili bile aslında bilmediğimiz pek çok şey var. Bu tablo insanlığın dünyada gerçekleşen tüm o karmaşık olay ve süreçleri anlayabilmek yönünde binlerce yıldır sarf ettiği çabaların bir ürünü. İçinde yaşadığımız dünyaya baktığımızda, hatta sadece kendi gezegenimize de bakmak zorunda değiliz, evrene baktığımızda Birbirinden belli şekillerde farklılaşan çok çeşitli varlıklarla, maddelerle, olaylarla karşılaşıyoruz. Mesela ateş veya kaya veya su, tahta esprisini yapanlar da olabilir. Ama o da geçerli bir örnek. Sadece dünyada değil, başka gezegenlerde bile meteorolojik olaylara rastlıyoruz. Tüm bu karmaşıklığı ve çok çeşitli varlıkları yaşamın içinde gözlemleyebiliyoruz. Ve görünüşe bakılırsa evrendeki varlık çeşitliliğinin sınırı sonsuza doğru uzanıyor. İnsan beyni bile inanılmaz derecede çeşitli varlık ve süreçlere ev sahipliği yapıyor. Beynimizin yapısal karmaşıklığı veya sahne olduğu elektrokimyasal tepkimelerden bahsediyorum. Biz tüm bu varlıklar içerisinde sadece bir canlı türüyüz. Yani tüm bu karmaşıklığı kavrayabilmek insanoğlu için ağır bir görev. Tüm bu olup biteni bilimsel bir bakış açısıyla bir mantığa oturtmak nasıl kolay olabilir ki zaten? Evet, kolay da olmadı. İşin mantığını kavramaya başlamamız bile binlerce yılımızı aldı. Bu devirde doğduğumuz ve yaşadığımız için, bu devirde kimya öğrenebildiğimiz için hepimiz aslında çok şanslıyız. Çünkü artık bilimsel cevaplara ulaşabiliyoruz. Tamam, cevaba kısmen ulaşabiliyoruz ama bu da başlı başına heyecan verici bir süreç değil mi? Sonuçta cevabın tamamını kim bir anda anlayabilir ki zaten? İşin aslı kısmen ulaşabildiğimiz cevaplar bile bizi oldukça ileriye taşıdı. Periyodik tablo sayesinde anladık ki evrendeki tüm o karmaşıklığa rağmen en nihayetinde her şey bir takım temel yapı taşlarından oluşuyor. Yani her şey Lego blokları gibi ve bu Lego bloklarının sayısı sonsuz değil. Tüm evrenin yapı taşları gözlemlenebilir bir sayıya sahip. Hiç durmuyor ve yenilerini keşfetmeye devam ediyor olsak da aslına bakarsanız öyle her gün yeni bir element keşfetmiyoruz ama Periyodik tablonun da bugüne kadar hiç değişmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Söylemeye çalıştığım şey ilerleme hiç durmuyor. Keşfetmeye, merak etmeye, araştırmaya hep devam ediyoruz. İşte bu yapı taşlarından bazılarıyla diğerlerinden çok daha sık karşılaşıyoruz. Mesela resimlerini gördüğümüz bu varlıkların birbirinden çok farklı görünümleri var, öyle değil mi? Oysa çok büyük bir oranda karbon, oksijen ve hidrojen gibi elementlerin çeşitli bileşiklerinden oluşuyorlar. Ve bu elementlerin kendileri bile proton, elektron ve nötron gibi daha küçük parçacıklardan meydana geliyorlar. Bu küçük parçacıkların farklı şekillerde bir araya gelmesiyle farklı elementler oluşuyor. Ve o farklı elementlerde farklı farklı özellikler taşıyorlar. Yani evet kimya deyince gözümüzde böyle bir görsel canlanıyor olabilir. Ki bunlar belli ki biraz eski fotoğraflar. Eminim gençlerin gözünün önüne uzay üssü gibi çok daha yeni laboratuvarlar geliyordur ama fikir aynı. En temelde kimya şu soruya cevap arayan bilimdir. İçinde yaşadığımız evrenin karmaşıklığını tarif eden bir modeli nasıl oluşturabilir ve nasıl kavrayabiliriz? Yani kimya deyince bilimsel çerçevemiz evrendeki karmaşık süreç, varlık ve olayları anlamak üzerine oluşuyor. İşte bu çerçevede kimya ve diğer bilim dalları arasında bir sıralama yapmak söz konusu olduğunda en alt basamak için çoğumuzun aklına ilk olarak matematik geliyor. Çünkü matematikte kavramsal şeyler üzerine çalışıyoruz. Yani yeri geliyor hayatımızda gözlemlediğimiz veya deneyimlediğimiz hiçbir şeyle alakası olmayan mantıksal fikirler yürütmeye çalışıyoruz. Çok soyut şeylerle uğraşıyoruz. Bazı insanlar günün birinde bizden tamamen farklı, bambaşka bir akıllı türle tanışacak olursak ortak dilimizin matematik olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü dünyayı onlardan farklı şekilde görüyor, algılıyor olabiliriz. Onlardan farklı düşünüyor da olabiliriz. Ama kavramsal olarak ortak dil olan matematiği kullanabiliriz. Matematiğin bir yukarısındaysa fizik yer alıyor. Fizik şu sorularla ilgileniyor. Gerçekliğimiz nasıl biçimleniyor? En yalın haliyle madde hangi yapı taşlarından oluşuyor? Ve bu yapı taşlarının birbiriyle nasıl etkileştiğini açıklayan matematiksel özellikler neler? Fiziğin de bir adım yukarısında bu videonun başlığı olan kimya bulunuyor. Kimya fizikle çok yakından bağlantılı bir bilim dalı. Bunun gibi kimyasal denklemler veya böyle moleküler modeller üzerinde çalışıyoruz. İşte bu atomlar arasındaki etkileşimler kuantum mekaniksel etkileşimler. Ki bu etkileşimleri henüz en derin haliyle anlayabilmiş de değiliz. Ama kimya sayesinde matematik ve fiziği hayata geçirebiliyoruz. Bir nebze de olsa somutlaştırabiliyoruz. Tüm bu farklı yapı taşlarının nasıl etkileştiğini veya birçok farklı fenomeni açıklamaya çalışıyoruz. Mesela burada gördüğümüz kimyasal denklem bir yanma tepkimesi denklemi. Hidrojen oksijenle tepkimeye giriyor ve yanıyor. Sonuçta büyük miktarda enerji açığa çıkıyor. Yanma deyince aklımıza hemen ateş geliyor öyle değil mi? Peki bir dakika duralım ve düşünelim. Ateş nedir? Ateş denen şeyi neden bu şekilde algılıyoruz? İşte bu sorunun cevabını size kimya verebilir. Ayrıca kimya çok önemli bir bilim dalı çünkü ondan yola çıkarak biyolojiyi geliştirdik. Yani bir üst basamakta da biyoloji yer alıyor. Sırasıyla matematik, fizik, kimya ve biyoloji. Bu bilimlerin hepsini incelediğimizde belli noktalarda hepsinin birbiriyle geçişkenliği olduğunu fark edebiliriz. Mesela biyolojiye ele alalım. İnsan veya herhangi bir canlı türü moleküler etkileşimler üzerine kurulu. Biz bilimsel olarak düşündüğümüzde molekül ve atomlar arasındaki etkileşimler sayesinde varız. Dolayısıyla en nihayetinde konu kimyaya dayanıyor. Şu an konuşabiliyor olmamı, sizin de bu videoyu izleyebiliyor olmanızı içimizde gerçekleşmekte olan kim bilir kaç farklı kimyasal etkileşime borçluyuz. Kendi varlığının farkında olan ve kimyanın muhteşemliğini anlatmak için bir video çekmek isteyen bireyi aslında kimyaya borçluyuz. Her neyse, diğer tüm bilimleri biyolojinin yukarısına yazmaya devam edersek mesela psikoloji, ekonomi bunların hepsi biyolojinin üstüne gelecek. Çünkü bu bilimlerde matematikten ve burada yazdığımız diğer bilimlerden mutlaka bir şekilde faydalanıyorlar. Neticede tüm bilimlerin temelden yüzeye nasıl sıralandığı ve birbiriyle nasıl alakalı oldukları konusunda bir fikir sahibi oldunuz değil mi? Çevremizdeki gerçekliği işte bu şekilde açıklamaya çalışıyoruz. Ve bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu basamaklardan hiçbiri diğerinden daha önemli değil. Hepsi de inanılmaz derecede heyecan verici konuları araştırıyor, sorular soruyor ve cevaplar arıyorlar. İnsanoğlu çevresiyle ilgili kafa yormaya başladığı günden beri şu soruları sormadı mı? Niye buradayız ki biz? Burası neresi? Neden varız? Nasıl varız? Bu videomuzun konusu olan kimya, doğrudan gözlemleyebileceğimiz boyut ve süratteki etkileşimleri anlayabilmemiz için modeller inşa eden bir bilim dalı. İşte benim için kimyayı müthiş kılan şey de bu. Kimya öğrenirken lütfen bu bilimi eğitim sisteminin sırtınıza bindirdiği bir yük olarak görmeyin. Yüzyıl önce bugün kimya kitabınızda yazan veya öğretmeninizden alabileceğiniz ya da bir Khan Akademi videosundan öğrenebileceğiniz cevaplara ulaşmak için sahip oldukları her şeyi verebilecek insanlar vardı. Geçmişte olduğu gibi bugün de tüm bunları derinlemesine anlayabilmek için her şeyi yapabilecek insanlar var. Çünkü tüm bunları o seviyede öğrenebilmeyi bir ayrıcalık olarak görüyorlar. Bir ilerleme olduğu kesin ama işin nerelere varabileceğini de bilmiyoruz. Onun için sürekli araştırmaya, sorular sormaya devam ediyoruz. Çünkü bu bilim dallarının hiçbiri tamamlanmış değil. Tüm bu alanlara dair ancak kısmi bir bilgiye sahibiz. Şu an bildiklerimizin üstüne koyabileceğimiz sonsuz miktarda bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Ama böylesine kuvvetli bir başlangıç yapmış olmamız bile çok heyecan verici gerçekliğimizdeki her şeyi açıklayabilme yolunda önemli bilimsel adımlar atıyoruz. Belki biz değil ama bir gün insanoğlu bilimsel olarak farklı bir seviyeye ve farkındalığa ulaştığında her şeyi açıklayabilecek ve şu anda veremediğimiz birçok cevap o günkü insanlar için kabul edilen bilgi haline gelecek. Öyleyse bilimin merdivenlerinde tırmanmaya devam